Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Palas Belediye Başkanım, Sayın Rektör Yardımcım, saygıdeğer öğretim üyeleri, değerli konuklar, sevgili öğrenciler. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı tarafından düzenlenen 10. Erciyes Pediatri Akademisi ve 2. Türk Dünyası Erciyes Çocuk Nörolojisi Kongresi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi konuşmaları yapmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Sayın Mevlüt Büyükkoz'un kürsüyü teşrif ederim efendim. Buyurun başkanım. Değerli rektörümüz, kıymetli rektör yardımcımız, tarafımızın çok değerli belediye başkanı, çok değerli dekanımız, öğretim üyesi dostlarımız, sevgili meslektaşlarım, hakikaten bir güzel cuma günü sabahında sizlerle birlikte olmaktan, bu arada daha önceki dönem birlikte de çalıştığımız hocalarımızla görmekten keyif duyduğumu paylaşarak elbirinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İnşallah bu yapılacak çalışmanın hem bilim alanında hem şehrimiz adına büyük katkılar sağlamasını temenni ediyorum. Efendim iki gündür İstanbul'daydım, gece geldim. Oradaki bazı dostlarla programımız biraz yoğundu, ulaşımla ilgili zaman zaman hafif gecikmeler yaşadığımızda, hafif diyelim kelimenin deyimiyle, Kayseri'mizin kıymetini bilelim, şehrimizin kıymetini bilelim diye de dillendirdim. Bunu gerçekten Büyükşehir'in konforunu taşıyan, Büyükşehir'in sıkıntılar yaşatmayan bir şehir olarak da ben çerçeveliyorum. Bunda da umarım yurt içinde, yurt dışında şehrimize teşrif eden dostlar da sonrasında dönerken bu kanaate varacaklar. Umarım burada çok iyi konuk olarak ağırlanacaklar. Sonrasında da inşallah hem bilimsel bağlamda donanımla hem de şehircilik bağlamında da Kayseri'mizle ilgili olumlu kanaatlerle ayrılacaklar diye umuyor ve inanıyorum. Mustafa Başkanım söyledi kısmen, ben nöroloji uzmanı bir doktorum. Dolayısıyla bu kongre her ne kadar pediatrik nörolog değilsen de beni de ilgilendirir. O açıdan keşke ben de bir akademisyen olsaydım, keşke ben de burada bilgiler sunabilseydim ama inşallah benden sonraki gelen nesil, oğlum doktorum bu konuda benim açığımı kapatacak diye umuyorum ve inanıyorum. Bunları niye söylüyorum? Biz birlikte anlam ifade ederiz. Biz birbirimizi yüreklendirmeliyiz. Biz birbirimize sahip çıkmalıyız. Değerlerimize, dünyamıza, kızıl elmamıza ya da Turan'ımıza. Bunlar bizim olmazsa olmazımız. Türk dünyası güçlü olacak. Değerli dekanımız, kıymetli hocam çok güzel bir konuya vurgu yaptı. Haklı olmak yetmiyor. Güçlü olmak gerekiyor. Onun için de güç bilimle olur. Biz bu alanda mutlaka önce kendi alanımızda, sonra diğer alanlarda günün koşullarına, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne, bunu lafla değil, yaptığımız projelerle, hayata geçirdiğimiz uygulamalar ile bilimin ışığında dünyada biz de varız diyebileceğimiz konuma gelmemiz lazım. Evet, saygıdeğer misafirler, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Fatih Altun'u kürsüye davet ediyorum efendim. Saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Talas Belediye Başkanım, saygıdeğer Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Başhekimim, saygıdeğer akademisyenler, siz sevgili bilim dünyasının değerli bilim insanları, gerçekten bugün düzenlenecek olan bu kongreye katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ben de saygılar sunmak istiyorum. Üniversitelerin aslında en temel görevlerinden birisi, özellikle sağlık alanında hastanesiyle, fakültesiyle sadece sağlık hizmetleri vermek değildir. Özellikle sağlamış olduğu bilimsel katkılarla, ortaya koymuş olduğu yeni gelişme ve yöntem metotlarla bunları bilim insanlarına yardımıyla bilim dünyasına sunması son derece kıymetli ve değerli bir öneme sahiptir. Özellikle üniversitemiz bu konularda gerçekten fakülteleriyle etkin olarak bu araştırma ve çalışmalarını sürdürmekte. İhtiyaç olduğunda aşı geliştiren bir üniversite olarak tarihte yerini almakta. İhtiyaç olduğunda özellikle yapay zeka alanında etkin çalışmalarla
Bundan sonraki süreçlerde özellikle tıp fakültesinin üniversite hastanelerine ihtiyacı olan ve bütün kurum hastanelerine yaygınlaşacak olan yapay zeka temelli tedavi yöntemlerinde de çok etkin araştırma ve çalışmalar içerisinde bulunan bir üniversitedir. Ben bu kongrenin özellikle gönül coğrafyasının da katılmış olması, gönül coğrafyasının da bu kongrede bilim insanlarının bildiri ile, makalelerle katılmış olmasını ve çok önemli bir etkileşim içerisinde olunmasını gerçekten çok önemli buluyorum. Burada emeği geçen özellikle pediatri anabilim dalına, hocalarımıza gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Şunun da altını çizmeden geçemeyeceğim. Burada gerçekten daha önce emekleri olan, bizim bile tedavimizi şefkatle her zaman yapan hocalarımızı görmek de bizleri her zaman çok mutlu etmiştir. Onların katılımından dolayı da çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ben bu programın, bu kongrenin hayırlara vesile olması dileklerimle katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Talas Belediye Başkanı Sayın Mustafa Yalçın Kürsel'i aktarıyorum. Efendim buyursunlar. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanı, değerli rektörümüz, bölüm başkanlarımız, bilim insanlarımız, hastane başhekimimiz, değerli akademisyenler, sevgili kardeşlerim, değerli hocalarım, ben bu sayma işini beceremedim galiba. Hepinize saygılar sunuyorum. Efendim biz lise öğrencisiyken Erciyes Üniversitemiz Hacettepe Üniversitesi'ye başladığı yerden bu binaya, devlet hastanesi bu binaya geçtiğinde biz sivil toplum kuruluşları olarak okulun bahçesine Kayseri insanı, o günleri hatırladım müsaade ederseniz arz edeyim, Kayseri insanı kazma kürekle değil elleriyle çam ağaçlarını dikmiştik. O günden bugüne çok şükür bilen hocalarım, çok emek veren bilim insanları sayesinde ne kadar güzel Türkiye'deki 10 bilim insanı, 10 üniversitenin içerisine girmek sizin sayenizde nasip oldu. Şehrimize hoş geldiniz. Şehir dışından ve yurt dışından gelen kardeşlerimi, hocalarımı, bilim insanlarını kucaklıyorum. Şimdi konuşmaları yapmak üzere üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Cemal Alper Kemaloğlu Kürsel'i aktarıyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Talas Belediye Başkanım, sevgili rektörüm, değerli hocalarım, sevgili misafirler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 50 yılı aşkın bir süredir bölgesine hizmet eden, devlet üniversiteleri arasında ilk 10'da yer alan, akredite bir tıp fakültesi olan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sizleri ağırlamaktan onur ve şeref duyuyoruz. Bu kongrenin çocuk nöroloji alanındaki son bilimsel gelişmeleri ele alacağını ve bunların da hastaların şifasına vesile olacağını biliyorum. Fakat bu kongrenin bir başka manevi önemi var ki o da Türk dünyasının işbirliğini ve dayanışmasını arttırmasıdır. Haklı olanın güçlü değil, güçlü olanın haklı olduğu, hastanelerin bombalandığı bu günümüzde Türk dünyasının bilimsel kongreler vesilesiyle bir araya gelmesi sanırım organize kötülüğe verilmiş en güçlü cevaplardan biridir. Ben inanıyorum ki Türk dünyası bilimsel gücü ve teknolojiyi elinde tuttuğu sürece dünya çok daha adil bir yer haline gelecektir. Bu vesileyle 10. Erciyes Pediatri Akademisi ve 2. Türk Dünyası Erciyes Çocuk Nöroloji Kongresi'ni organize eden sevgili dostum Mehmet Can Polat'a, kongre onursal başkanımız sevgili Musa Karakürkçü hocama, siz değerli katılımcılarımıza çok teşekkür ediyor. Hepinize değerli ve hepinize faydalı bir kongre diliyorum. Sevgi ve saygılarım. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Kayseri Çocuk Sağlığı Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın Musa Karakürkçü Kürsel'i aktarıyorum. 10.sunu düzenlediğimiz Erciyes Pediatri Akademisi'ne hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Erciyes Üniversitesi'nin kurulumunda emeği geçmiş hocalarıyla birlikte, rektörler, dekanlar çıkarmış hocalarıyla birlikte,
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin en önemli bilim dallarından bir tanesidir. Gördüğünüz gibi 10. kongreyi düzenliyoruz. 10 yıldır düzenli olarak kongreyi düzenliyoruz. Pediatri olarak dergilerimiz mevcut yurt dışında yayınlanıyor. Ve bu camianın, bu bilim kurulunun üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Misafirler şimdi konuşmalarını yapmak üzere Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Başkanı, Kongre Başkanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Can Polat'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, Sayın Başhekimim, Sayın Kayseri Tabip Odası Başkanı, değerli öğretim üyeleri ve öğrenciler, kıymetli misafirler. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Ana Bilim Dalı ve Çocuk Nöroloji Bilim Dalı olarak düzenlediğimiz 10. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi ve 2. Türk Dünyası Erciyes Çocuk Nöroloji Kongresi'ne hoş geldiniz. Bu yıl 10.sunu gerçekleştirdiğimiz Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi'nin ana teması kritik hastaya yaklaşımdır. 2. Türk Dünyası Çocuk Nöroloji Kongresi'nin ana teması ise pediatrik nöroimmünolojidir. Bu konuda alanında yetkin bilim insanları tarafından kongrede son bilimsel gelişmeler ele alınacaktır. Yine kongremiz kapsamında 29 Şubat 2024 tarihinde dönem 6 öğrencilerimize yönelik akran temelli gerçekleştirdiğimiz mezuniyet öncesi pediatrik aciller ve sosyal pediatri kursunu dün yoğun bir katılımla başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bu vesileyle de ikincisini gerçekleştirdiğimiz Türk Dünyası Erciyes Çocuk Nöroloji Kongresi'nin bundan sonraki süreçte Türk Dünyası'ndaki birlikteliğin bir işareti olarak devamlılık kazanmasına ve yakın zamanda Türk Dünyası'ndaki çocuk nöroloji uzmanlarını bir çatı altında toplamak üzere Türk Çocuk Nöroloji Topluluğu Derneği'nin kurulmasını ümit ediyorum.